Evet hocam yine bir farklı soruyla devam ediyoruz. Sonradan Müslüman olan kişi eski günahlarından sorumlu mudur diyor izleyicimiz. Sorumlu mudur? Sorumlu değildir. E, niçin sorumlu değildir? Çünkü iman kendinden öncekini tamamen siler. Aziz olsun. E, ayet-i kerimede illa men tâbe ve âmene ve amile amelen sâliha Yani bir takım kötülükler ve onların cezaları sayılıyor ve arkasından tevbe edip halini düzelten ve salih amel işleyenler bundan müstesna tutuluyor ve bunların hatta kötülüklerinin iyiliğe çevrileceği anlatılıyor. Yani bir insan 40 yaşına kadar imanı tanımamış, Allah'ı tanımamış ama tövbe ediyor, halini düzeltiyor. Ondan sonra iyi şekilde hayatını bir mümin olarak salih amelle devam ettiriyor ise daha önceki yapmadığı ibadetlerden mükellef değildir ve annesinden yeni doğmuş gibi, yeni mükellef olmuş, yeni akıl bali olmuş gibi hayatına sıfırdan başlar. Ve şöyle de bir avantajı oluyor orada tabii ki. Daha önce yaptığı işte bir takım kötülükler de iyiliğe çevriliyor. Fakat o zaman şöyle bir soru da akla gelebiliyor. Niçin? Yani o zaman o karlı mı? Karlı değil. Şimdi bu dünyadaki sayılı nefeslerimizi ne kadar güzellikle tüketirsek, ne kadar hayır yolunda tüketirsek, o kadar güzel şey yapmış oluruz. Bu kendimiz için de böyledir. Eğer biz bir takım ibadetlere, imani hususlara kendimize bir yük olarak bakıyorsak hakikaten bunu yanlış yapıyoruz ve bazı şeyleri eksik anlamışız demektir. Yani bir insanın Cenab-ı Hakk'a el açıp ona sığınabilmesi, ona dua edebilmesi büyük bir nimettir, büyük bir güzelliktir. Bir vakit namazını, bir sabah namazını güzelce kalkıp abdest alabilmesi, yani böyle bir imkana akıl ve ruh sağlığına, beden sağlığına kavuşabilmiş olması dünyada yeri asla doldurulamayacak bir şeydir. Bir bu. İkincisi ise bizim yaptığımız bazı ameller birebir karşılık değil. işte oruçta biliyoruz değil mi? Evet. Yani ayet-i kerimede geçer ya birden 700'e kadar. Ee, bazı ibadetler var ki onların işte bire 10, bire 700 gibi karşılığı vardır. Bazıları da oruçta olduğu gibi onun karşılığı Allah katındadır. Onu biz takdir edemeyiz. Dolayısıyla mümin her zaman kârdadır. Fakat imanla yeni tanışmış bir kardeşimiz de kayıpta değildir. O da önemli olan bu daireye girmesidir.